Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün finansal teknolojiler ile finansın dönüşümünü konuşacağız. Finansal ekosistem içinde son yılların en önemli aktörleri hiç şüphesiz ki fintechler oldu. Hem globalde hem de ülkemizde bu konuda çok sayıda girişim ve gelişme yaşandı son dönemde. Fintechlerin etkilerini teknoloji, toplum, ekonomi, regülasyon ve strateji ana başlıklarında değerlendirmek üzere de ekosistemin en kıymetli isimlerinden birini bugün stüdyomda ağırlıyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Fintech İstanbul kurucu ortağı Profesör Doktor Selim Yazıcı bizlerle. Selim Hoca hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler davet için de. Rica ederim. Yılın son programında sizi burada ağırlamak benim için büyük bir onur. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım. Hemen ardından da Fintech İstanbul'da neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsederseniz çok sevinirim. Peki. İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. Sen de söyledin. 30 yıldır üniversitedeyim, işletme bölümündeyim. Ama aslen mühendisim. Dolayısıyla kafa hala mühendis gibi çalışıyor, biraz işletmeci gibi davranıyor. Ama son 20 yıldır da yaklaşık Türkiye'deki finansal ekosistem içerisinde yer alan önce sigorta şirketleri, sonra bankalar, şimdi de son dönemde ödeme ve e-para kuruluşları ya da fintechler diyelim. Onlarla birlikte çalışıyorum. Dolayısıyla son 20 sene Türkiye'de o dijitalleşmenin nereden başladığı, nereye gittiği konusunda bayağı da bir çalışma yaptım. Bunu hem akademi tarafında hem de sektör tarafında paylaşmaktan mutluluk da duyuyorum. Öğrencilere de böyle bir ciddi bir aktarımımız oluyor. Fintech İstanbul'da zaten böyle bir düşünceyle kurduk. Yani 2014-15'te başlamıştık konuşmaya. Ama 2016'da her şey böyle bir netleşti. Dünyada çünkü bu işi yapan birçok ekosistem var. Şehir adıyla geçiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin o dönemki vizyonuna baktığımızda, finansal teknolojiler konusundaki vizyonuna baktığımızda gerçekten anlamlı bir yeri vardı. Dolayısıyla bir platform olarak biz Fintech İstanbul'u kurduk. Kurucu ortaklar işte Soner Cenko, İhsan Ergin ve ben. Dolayısıyla burada yaptığımız icadın bir anlamda ekosistemi bir olgunluğa getirebilmek, iki, büyütebilmek. Üç, farklı oyuncuları bu ekosistemdeki noktalarla paylaştırabilmek. Dolayısıyla hani merkezde durup bütün tarafları bir araya getirecek bir güçlü yapı oluşturmaya çalıştık burada. Vallahi çok da başarılısınız. Ben de çok yakından takip ediyorum. Yani dijital finansa hazırlanırken de özellikle finansal teknolojiler alanında ne gibi yeni gelişmeler var diye baktığım önemli kaynaklardan bir tanesi. Bültenize aboneyim. Bir de orada bir harita var. Fintech ekosistemi haritası var. Sevgili Serkan'la beraber organize ediyorsunuz onu. Hangi kurum girdi, hangi kurum çıktı oradan da takip etmek mümkün. Ben çok teşekkür ediyorum sektör adına yaptığınız katkılardan dolayı. Dediğim gibi uzun yıllardır sektör adına çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu sene başında da Fintech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü kitabının editörünü yaptınız. İzninizle bu kitabı paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Bu süreci bir çok kısa dinlemek isterim sizden. Kitap nasıl ortaya çıktı, kimler nasıl katkılar yaptı? Süreç kısa değildi açıkçası, onu söyleyeyim. Yani bir sene, tam bir sene üzerinde geçen bir çalışma oldu. Çok keyifliydi benim için. Yorucuydu ama keyifliydi. Bir kere ekosistemde kim varsa katkıda bulunmak istedi. Zaten onun için biraz kitap da kalın oldu. Herkes diyor hocam biraz daha ince yapsaydınız falan ama yok. Yani kafamdaki bütün kurguyu, bütün akışı, bütün parçaları bir anlamda yerine oturtmuş olduk. 5 tane temel bölümü orada bir araya getirmeye çalıştık. 50 tane yazı var. 36, ben dahil 36 tane de yazar var içerisinde. Dolayısıyla her biri aşağı yukarı 10 sayfadan az olmamak üzere bana yazı göndereceksin falan biraz da böyle baskılı bir süreç oldu. Ama gerçekten herkes çok özverili bir şekilde. Ben tekrar sizlerin huzurunda da onlara teşekkür etmek istiyorum. Son derece verimli bir şekilde yazılarını gönderdiler. İşte edit süreci vardı. Bir süreçte şu, şimdi kitabın içinde de ön sözde de yazıyorum aslında. Kitap yazıldığı anda eskimeye başlıyor. Hele böyle bir teknoloji, regülasyon, ekonomi, toplum falan gibi böyle birçok dinamiğin bir araya geldiği bir kitabı bir araya getirdiğinizde mutlaka bir şeylerin eskimesi söz konusu. Dolayısıyla biz bir şeyler yazarken yeni regülasyonlar çıkıyordu. İşte arkadaşlar diyor ki hocam bir update edelim bunu, tamam diyordum falan filan. Ama dedim ki bir yerde son noktayı koyalım yoksa kitap çıkmayacak. Sonra onu dijital tarafta da biraz beslemeye başladık. Fintechkitabı.com diye bir adresin üzerinden kitabın aslında yaşatması için bir takım girişimleri de başlattık. O da yavaş yavaş kendisini gösteriyor olacak. Ama dediğim gibi son derece keyifli bir süreç. İşte önce finansal hizmetlerin dönüşümünü biraz anlattık. Her iki taraf için de yani öncelikle sigorta şirketleri, sonra bankalar ve diğer şirketler için öneminden biraz bahsettik.
Sonra benim bir modelim var. O modeli ben geliştirdim. Yani kitabın içerisine koydum. Bütün akış da onun üzerine. 5 tane temel yapı taşıyla aslında bu dönüşümü özetlemeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi, hani olmazsa olmaz adında teknoloji geçiyor çünkü teknoloji. Ama herkese onu söylüyorum yani. Beni tanıyanların hepsi biliyor artık bunu. Teknoloji evet bir gerek şart ama yeter şart tek başına değil. Yeter şartı oluşturacak 4 tane daha faktör var. Bunlardan bir tanesi toplum. Yani bu teknolojiyi hangi toplum, hangi toplumsal kafa diyelim ya da yapı diyelim ya da mentalite diyelim kullanacak. Bu toplum hangi ekonomik şartlar içerisinde yaşıyor? Yani biz bir tüketim toplumu muyuz, bir tasarruf toplumu muyuz? Tasarruf toplumu için başka şeyler, tüketim toplumu için başka şeyler konuşuluyor. Dördüncü boyutta da regülasyon. İşin olmazsa olmazı. Aslında oyunun kuralı. Kuralı bilmiyorsanız oyundan atılıyorsunuz ya da ciddi bir takım sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu dörtlü benim için temel yapı taşlarını oluşturuyor. Bunun üstüne güzel bir strateji ya da örgüt yapısı kurmanız mümkün. Bir de bu modelin şöyle bir güzelliği var. Sadece bunu şirketler ya da startuplar ya da bankalar için kurgulamak söz konusu değil. Aslında devletin de oluşturduğu bu şimdi yeni fintech strateji belgesine vesaire de baktığımızda orada da kullanmak mümkün. Yani devletlerin de aslında bu dört temel üzerine bir stratejik oluşturması mümkün. Ki bunu yapan ülkeler de varmış gördük daha sonra. Onun için hani benim açımdan böyle bir değeri de var kitabı. Vallahi tebrik ediyorum. Ben aldıktan hemen sonra ilk 100 sayfayı bir seferde yuttum hatırlarsanız. Evet, sizi de aradım ya. Hocam ne kadar güzel, çok akışkan bir dille de yazılmış. Ol, yani farklı ederim. Yazarların o şeyi yakalaması, o dili yakalıyor olması da bence oldukça kıymetli. Her birinin kalemlerine sağlık. Evet. Bir sonrakinde sözümü istiyorum. Ben de katkı sağlayacağım. Tabii ki, tabii ki. Şimdi o bahsettiğiniz temel yapı taşlarını biraz ufak ufak derinleştirelim isterseniz. Bu finansal hizmetlerdeki dönüşümün ivme kazanmasında her birinin ayrı önemi var ama ne dediniz en başta teknoloji muhakkak evet. Konuşmamız gerekiyor. Teknoloji açısından baktığımızda ekosistemi neler hızlandırdı son dönemde? Valla teknoloji zaten kendi kendine bir hızlandırıcı. Dolayısıyla öyle bir etkisi var, katalizör bir etki var o tarafta. Ama burada hani teknoloji deyince benim aklıma önce gelen şey veri. Yani diyeceksin ki veri daha önce yok muydu? Vardı ama ya farkında değildik, ya kullanamıyorduk, ya nasıl kullanacağımızı, nasıl işleyeceğimizi, nasıl saklayacağımızı, nasıl imha edeceğimizi, bunlar biliyorsun KBKK falan da yani devreye girince farklılaşmaya başladı. Ama teknoloji son dönemde gerçekten çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. İşte giyilebilir teknolojilerden bahsediyoruz. Veri toplama sürecinin içerisine girmeye başladı. Şimdi herkes veri petroldür diyor ya, hani kitapta da var. Veri petroldür. Fakat şöyle, aslında veriye yeni petrol olarak bakmamak lazım. Yani benim görüşümde o değil. Bir kere çevreyi kirletmiyorsun. İki, kullandıkça tüketmiyorsun. Bilakis paylaştıkça büyümeye başlıyor, artmaya başlıyor. Dolayısıyla verinin öyle bir güzelliği var. Dolayısıyla veri işleme teknolojileri veya veri kullanımı teknolojileri diye baktığımızda veriyi topladığınız sonra dağıtmak var. Burada API'ler özellikle, API teknolojileri devreye giriyor. Burada çünkü bugün mesela fintechlerin temel altyapısını ne oluşturuyor? Özellikle büyük kurumların elindeki veri ve veriyi işleme kapasitesi. O da API'ler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Daha sonra bu veriyi toparlayacağınız bir yere ihtiyaç var. Bulut. Doğru. Bulut teknolojileri karşımıza çıkıyor. Bulut teknolojileri hem ölçeği beraberinde getiriyor, maliyet düşüklüğünü beraberinde getiriyor. Sonra işte inovasyon kısmı giriyor teknolojiyle birlikte. İşte açık inovasyon falan belki daha sonra konuşuruz. Sonra dağıtık teknolojilerden bahsedilebilir. İşte blockchain mesela burada çok hayatımıza girdi. İşte NFT'ler girdi, tokenlar girdi. Yani merkeziyetsiz tarafa doğru biraz daha geçmek burada mümkün olabiliyor. Ama dediğim gibi teknolojinin sonu yok. Ama hep böyle mühendis arkadaşlara da onu söylüyorum. Tek başına yeterli değil teknoloji. Doğru. O başta bahsettiğiniz işte bütün temel yapı taşları doğru ölçülerde bir araya geldiğinde o güzel yemek, o güzel kokusuyla karşımıza çıkıyor. Evet. Burada başka bir unsur da işte o zaman hemen toplum kavramı ortaya çıkıyor. Şimdi bu toplum deyince tabii ister istemez pandemi öncesi ve sonrası diye de ikiye ayırmak icap ediyor. Çünkü özellikle bütün toplumların kültüründe önemli bir paradigma değişikliğine yol açtı bu. Kültürümüzde oldukça önemli değişiklikler yaşandı. Finansal erişim ve finansal kapsayıcılıkla ilgili işte teknolojinin de yardımıyla önemli adımlar atıldı ve biz o yeni normale çok beklediğimizden de belki hızlı adapte olduk. Şu anda onu da yaşıyoruz açıkçası. Bu açıdan baktığımızda bizim bu finansal teknolojilere karşı toplumun duruşunu hem ülkemiz açısından hem global açıdan siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi yani o teknolojiyi gerçekten toplumun nasıl kullanacağı, hangi motivlerle kullanacağı, bunlar çok çok önemli. Çünkü teknolojiyi biz oluşturduk, işte kullanın hadi, mühendis bir bakış açısı olmuyor. Yani orada ben hep şunu söylüyorum, bir sosyolog gözlüğüne ihtiyaç var. Sosyoloji çok değerli bir bilim dalı. Keşke ben diyorum ki bu fintech şirketlerinde birer tane de sosyolog bulunsa. Gerçekten onların toplumu okuma, toplumu anlama, toplumsal ihtiyaçları anlamlandırma yetenekleri çok farklı. Tabii bir de arka taraftan o kapsayıcılık konusu devreye girdiğinde o zaman işte meç etmiş oluyor. Yani tam toplumun ihtiyaçlarına uygun teknolojiyi verebiliyorsunuz. İnsanlar da anlayıp kullanıyor. Hep QR örneğini veririm ben. QR örneği bizim için nispeten yenidir. Ama Çin bizden çok çok önce tanışmıştır. Oradaki kafa QR'la birlikte ödemelere geçmiş oluyor. Burada bir diğer önemli konu, sen finansal okuryazarlık diyeceğim belki ama ben dijital finansal okuryazarlık diyeceğim. Yani o araçları kullanarak yaptığımız işler, onlara güven, arka tarafta işte siber güvenlik olgusu, işte password'u nasıl saklıyorsun falan filan, kültürle çok ilişkili şeyler. Bir diğer önemli nokta yine toplum ve ekonomiyi mesela birleştirirsek, o toplumun gerçekten harcama kafasında mı oldu, tasarruf kafasında mı oldu? Ya da enflasyonist etkinin aslında harcamayı daha ön plana çıkartıp işte tasarrufu biraz daha geri plana ittiği mi? Dolayısıyla Türkiye için işleyen Almanya için işlemeyecek. İşte bugün buy now pay later, yani şimdi al sonra öde hikayesi. Evet, bizde çok belki anlam bulmadı gibi duruyor ama gerçekten anlam bulduğu bir kesim de varmış. Çünkü kredi kartları yok. Dolayısıyla kredi kartı olmayan bir kesime siz buy now pay later'ı verebiliyorsunuz gibi. Yani sonuçta oradaki kafa çok farklı. Bir de tabii burada unutulmaması gereken KOBİ'ler. KOBİ tarafı da o toplumsal parçanın ayrılmaz unsurlarından, hem de ekonominin ayrılmaz unsurlarından bir tanesi. Biz bugüne kadar hep perakende tarafında müşteriyi, yani B2C tarafında doyurmuşuz ama B2B tarafı işin çok daha büyük potansiyele sahip. İhracat potansiyelimiz o tarafta. Bütün kurulu aslında iş gücümüzün de büyük bir kısmı KOBİ'ler tarafından geliyor. Onun için hani o tarafa da yönelik önümüzdeki dönemde de çok çok proje çıkacaktır. Şu anda halen var ama onları destekleyici başka şeyleri de bizim tarafta göreceksiniz. Evet, tam bu noktada aslında sevgili Soner Bey'ine, Soner Cankun'un da kulağını çınlatalım. O da çok hani bas bas bağırıyordu nakitsiz toplum, evet. Nakitsiz toplum, evet. Diye. Evet. Bu anlamda da çok kıymetli gelişmeler oldu değil mi? Yani hem gömülü finans noktasında, kesinlikle. Süper app'ler noktasında, evet. Temassız ödemeler, evet. Noktasında. O tüketim alışkanlıklarıyla birlikte o konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi temassız ödeme aslında güzel bir anekdot benim için. Pandemi öncesinde işte BKM'nin temassız ödemeleri artırmak için yaptığı bütün çabaları çok yakından ben de takip ediyordum ama yani her şey böyle %10'luk bir dilime acaba ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız falan. Pandemi bir geldi. 2,5 milyon kart Mart ayında, yani 2020 Mart'ta temassız olarak kullanılmaya başlamış. O dönemde işte kartınıza dokunduğunuz zaman insanlar üstünüze yürüyordu, niye dokunuyorsun falan. Dolayısıyla hani bir musibet bir nasihattan iyiymiş. Dolayısıyla öyle bir hikaye var. Ama dediğiniz gibi yani temassız hikayesi orada başka. İşte şimdi postların kullanımı, yani fiziksel postlardan sanal postlara geçilmesi, onların kullanılması. Hatta işte ne bileyim cep telefonlarının bir post olarak kullanılması falan. Yani hepsi bambaşka yerlere doğru bizi götürmeye başladı. Evet, hem teknoloji orada çok hızlı bir adım attı. Evet. Bu sefer pandemiyle birlikte kültürde o paradigma değişikliği zorunlu olarak çok hızlı geçiyor. Kabullendi insanlar ve bahsettiğiniz o hızlı sıçrama da şu nakitsiz toplum yaklaşımına önemli katkı, evet. Sağladı ki kültür de bir anda adapte oldu yani, evet. Buna. Çok hakikaten özel bir dönem yaşıyoruz hep birlikte. Tabii şimdi finansal teknoloji girişimleri ve ekosistemi büyük oyuncuları, kimleri kastediyorum? İşte bankaları, evet. O emeklilik şirketleri, o büyük finans kurumları açısından ortak bir payda var, o da regülasyon, evet. Tarafı. Özellikle inovatif işlerin her adımında regülasyon hep böyle kulağın arkasında tutmak gerekiyor. Evet. Yani orada bir harika bir iş fikri oluşturmuş olabilirsin, mükemmel bir iş modelidir ama yasal mevzuatta bir ufacık bir yere bir takılır. Bütün iş modeli bir anda buharlaşabilir. Bu anlamda çok kıymetli. Siz regülasyonun finansal teknolojiler alanındaki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz ve son dönemde regülasyon tarafındaki gelişmeleri, fintechlerin buna uyumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi regülasyon gerçekten oyunun kuralı. Yani hep onu söylerim. Yani mentorluk yaptığımız birçok girişimde sorduğunda önce git regülasyona bak diyorduk. Yani iş fikrin dediğin gibi mükemmel olabilir, çok iyi para kazanacakmış gibi görünebilirsin. Ama günün birinde o regülasyon mutlaka seni etkileyecektir. O gri alana bulunmamak lazım. Hele fintech gibi, yani paraya dokunduğunuz bir alandan bahsediyorum. Ama regülasyona şöyle bakmak lazım. Yani herkes bir korkutucu bulur, ürkütücü bulur. Ben o tarafta değilim. İşin bir de diğer tarafı var, alan açıcı olması.
Yani düzenleyici ve denetleyici olması burada çok çok önemli. İşte ne bileyim 64-93 ile 2013'te tanışmamış olsaydık bugün bu programı belki yapmıyor olacaktık. Yani öyle de bakmak lazım ya da fintech şirketleri olmayacaktı. Onun için hani burada alanın tanımlanması, düzenlenmesi çok çok önemli. Ama burada tabii şey çok önemli, yani oradaki çıtanın ne kadar yüksek olacağı çok çok önemli. Ya da işte ekonomideki o görünmez el gibi o regülatörün de nerede duracağı çok çok önemli. Dünyada değişik uygulamalar var. İşte İngiltere uygulaması çok çok güzel aslında. Singapur uygulaması çok çok güzel. Bunlar bütün ekosistemi destekleyici regülasyonlarla beraber geliyor. Türkiye'de de aslında yani Fintech İstanbul'u kurarak ve ekosistemi güçlendirerek bir anlamda regülatörle de birlikte çalışıp aslında fintechlerin yaptıklarını, bankaların ihtiyaçlarını, bu üçlünün içerisinde acaba nasıl bir işbirliği de yaratılabilir? Biraz da onu yapmaya çalışıyorduk. Şimdi regülasyon tarafı, yani sen de çok yakından biliyorsun, pandemi öncesi ve pandemi sonrası, öncesi, ortası ve sonrası diye bakmak lazım. Öncesinde beklediğimiz aslında bir takım regülasyonlar, ya 5 yılda belki çıkar falan diye konuştuğumuz regülasyonlar, pandemi döneminde paldır küldür çıktı. Doğru. Adapte olduk, hatta bankalar adapte olmakta biraz zorlandı ama sonuçta adapte olduk. Fintechler adapte oldu, toplum adapte oldu, kullanmaya başladı. İşte en basitinden dijital kimlik doğrulama veya işte digital onboarding süreçleri bir anda karşımıza geldi, adapte olduk, kullanmaya başlıyoruz. Şu anda sayılar gittikçe artmaya başlıyor. İşte açık bankacılık. 2018'lerde, 19'larda çok konuşuyorduk, hatta yayınlarımız oldu onlarla ilgili. Acaba falan derken bütün regülasyonlar yine pandemi döneminde çıktı. Şimdi uygulaması, yani pandemi sonrasında da uygulamasına başladık. Onun için pandeminin burada bir katalizör etkisi oldu, hızlandırıcı etkisi oldu ihtiyaçla birlikte tabii ki. Dolayısıyla burada daha gelecek çok regülasyon da var, düzenlenecek birçok konu var. Özellikle mesela şey tarafı, siber güvenlik tarafı çok fazla konuşmuyoruz ama bence işin ta böyle tepesine koymamız gereken konulardan bir tanesi. Orada bir takım BDDK'nın uygulamaları var. Merkez Bankası tarafından geliyor işte. Masak'tan gelenler var işte. KVKK tarafı var falan filan. Yani kime dokunuyorsanız o taraftan gelen uygulamalar var. Dolayısıyla gerçekten bu dönemi şekillendirecek konunun ben regülasyon olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tespitim de var. Yani son dönemde birçok etkinlikte bir aradayız zaten. Evet. Birbirimiz hani orada birbirimizi destekliyoruz, sohbetler ediyoruz ama şu dikkatimi çekiyor. Özellikle son bir senedir katıldığım bütün bu finansal teknolojileri, kongreler, sermaye piyasası kongresi gibi özel büyük etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin evet. de yetkilileri, yöneticileri evet. orada ve işi mutfağında dinliyorlar. Evet. Sohbetlerimizde muhakkak bizi böyle dinliyorlar ve akıllarına bir şey kaldıysa hemen lütfen bunu yazın diyorlar. Evet. Siz de o fintech strateji belgesinin hazırlanmasında eminim katkı evet. sağladınız. Evet. Ben de naçizane anlattım ama dinliyor olmaları çok kıymetli ve dinlediklerini ortaya koyup o taslak çalışmada gördük işte evet. ne önerdiysek hakikaten o filtreden geçtikten sonra çok güzel bir şekilde oraya yansıtılmış. Evet. Şimdi o aksiyonları takip etme zamanı ama ben çok umut verici görüyorum açıkçası bu gelişmeleri. Bu da oldukça kıymetli bizim sektörün gelişimi açısından. Tabii fintech alanı için genellikle fintech startuplarını konuşuyoruz. Evet. Ama biz biliyoruz ki son dönemde özellikle o büyük finans kurumlarıyla fintechler arasında da artık bir rekabet yerine Ahmet'in de kulağını çınlatalım Ahmet Usta'nın rekaberlik ortamı oluştu ki doğru olanın da bu olduğunu gördük. Çünkü fintechler ne kadar çevik, ne kadar yıkıcı teknolojilerle gelirlerse gelsinler o büyük finans kurumlarının o büyük marka değerleri, o büyük kapitalleri ve daha da önemlisi topluluklarına çok hızlı bir şekilde ulaşamıyorlar. Evet. Dolayısıyla her iki taraf birbirinin gücünden faydalandığı zaman işte ekosistem o zaman büyüyor. Diğer tarafta da bankaların içinde işte inovasyon merkezleri, kurum içi inovasyon, hızlandırma merkezleri gibi yaklaşımlar var. Çok ilginç. Yakın zamanda katıldığımız bir fintech etkinliğinin ana sponsoru ülkemizin önünde gelen bankalarından biriydi. O da kendi bir fintechleşme çalışmasını paylaştı. Diğer büyük finans kurumları artık o alanda kendilerini gösteriyorlar. Bu inovasyon merkezi gibi yapılarla birlikte gelişiyoruz. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Verimli bir gelişim alanı oluşturmak için nasıl çalışmalar yapıyor? Nasıl görünüyor sizin açınızdan? Şimdi olması gereken diyelim buna. Yani olması gereken yapı buydu zaten uzun zamandır. Hani fintech'in tarihçesini hani anlat deseniz işte bir dönem düşmanlık dönemi falan diye anlatıyorduk. Gerçekten yani dünyada 2013'lerde, 2014'lere baktığınızda hani fintech'lerle bankalar çok barışık değildi. Yani bankalar çok onlarla yan yana durmak istemezlerdi ya da bunlar nereden çıktı bu yeni çocuklar falan tarzıydı. Ama yani 2017'lerle birlikte bu değişmeye başladı. Dünyada da Türkiye'de de işte işbirliklerini görmeye başladık.
bankaların görüşme yaptığını gördük. İşte API'ların açılması zaten bundaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Öte yandan bankalar içeriden de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kasları güçlü çünkü, güçlü olan bankalar var. Onlar içeride biz bu işi yaparız mantığıyla gidebiliyor ki gidebiliyorlar. Yani hem kapasite var, yani hem finansal kapasite hem de insan kaynakları kapasitesi yüksek. Ve inovasyonda çalıştıkları zaman gerçekten bu iş olabiliyormuş, gördük. Diğer taraftan destekleyici diğer kurumlar da var. Hızlandırma programları, kuluçka merkezleri vesaire. Üniversitelerin bütün hepsinin içerisinde en az bir tane kuluçka merkezi ya da hızlandırma programı var. Bunlar kimisi jenerik gidiyor. Yani kim olursan ol gel hani bunun içerisine yer alabilirsin. Kimi de dikeyde gidiyorlar. Mesela fintech dikeyinde gidenler var. İşte insurtech dikeyinde giden programlar var. Burada da tam o endüstri özelinde yapılan çalışmalarla birlikte yapıldığını gör. Bu gerçekten çok dedike bir süreç olması da gerekiyor. Burada tabii açık inovasyon çok çok önemli. İşbirliklerinin ön plana çıkması çok çok önemli olarak görüyorum ben. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yılın bu son programında çok harika bilgilerle aydınlattınız bizi. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi seneler olsun hepimize. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Evet, dijital finansın sonuna geldik. Ben de size mutlu, huzurlu ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Yılbaşı akşamı da Ekotürk'te kalın. Çünkü Erencan'la birlikte size harika bir sürprizimiz olacak. Seneye görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.